Kurban Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tarafından bizlere emredilen, kendisinin de bizzat yapmak suretiyle bizlere örnek olduğu bir ibadet. Efendimiz aleyhissalatu vesselam kesintisiz bir şekilde kurban ibadetini yerine getirdiği için bu ibadet bizlere de bir yükümlülük haline gelmiş oluyor. Hanefi mezhebinin ağırlıklı görüşüne göre kurban kesmek vaciptir. Yani imkanı olan her Müslümanın kurbanı kesmesi gerekir. Üç türlü zenginlikten bahsettik. Birinci kademe zenginlik dilenmeyi yasak hale getiriyor ama verilen sadakayı, zekatı almaya mani bir durum teşkil etmiyor. Bu kimse gününü kurtarabilen zengindir. Ama yarınla ilgili, öbür günle ilgili endişesi olan zengindir. İkinci kademe zenginlikte yılını kurtaran kişi veya ayını kurtaran kişiden bahsedebiliriz. Bu kimse nisap miktarı dediğimiz zenginlik ölçüsüne sahiptir. Ama henüz üzerinden işte bir yıl geçmemiş olabilir. Veya bu zenginlik ölçüsüne sahip olduğu mal nami dediğimiz üreyen kendini katlayan bir mal değildir. Söz gelimi mesela kenarda e, duran bir arsasıdır, tarlasıdır. Yarın öbür gün çocuklar da büyür, işte buraya bir inşaat yaparız, çocuklara da birer daire bırakırız diye düşündüğü bir arsası olduğunu düşünün. Bu arsa sebebiyle bu kişi zengin hale gelir. İkinci kademe zengin hale gelir. Bunun anlamı ne? Kendisine verilecek olan zekatı, sadakayı kabul edemez. Ve, kendisi bu tür bir zenginliğe sahip olduğu için kurban kesme mükellefi olur. Ayrıca işte Ramazan bayramı münasebetiyle verdiğimiz sadakayı fıtır mükellefi olur. Dolayısıyla böyle bir zenginliğe sahip olan ki hemen hemen memleketimizde birçok kimse bu tür bir zenginliğe sahiptir. Çünkü bu zenginlik kriterleri zekat verme mükellefiyetindeki kriterlere göre çok daha esnek kriterlerdir. Sözgelimi bir insanın kaç çift ayakkabıya ihtiyacı vardır Hüzeyfe kardeşim? İki çift ayakkabıya bilemedin, üç çift ayakkabıya ihtiyacı vardır. Ama adamın evinde 32 çift ayakkabı varsa o ihtiyacının üzerinde olan kısmı işte bu zekat matrahına girer. Efendim bir insanın kaç takım elbiseye ihtiyacı vardır? İki takım elbise, hadi bilemedin dört tane olsun. Ama eğer 62 çift e, takımı varsa adamın o zaman ihtiyacının üzerinde olan takımlar yine bu zekat matrahına girer. Bu zekat matrahına bu ikinci kısım zenginlik söz konusu olduğunda zekat matrahına giren bu tür eşyalar zekat verme mükellefiyeti yapmaz adamı. Ama zekat verilecek olsa veya sadaka verilecek olsa benim ihtiyacım yok, ben alamam demesi gerekir bu kimsenin. Evet. Ve aynı zamanda bu kimse kurban kesmekle de mükelleftir. Kurban kesmesi gerekir. Ancak kurban kesiminde mukim olma şartı da söz konusudur. Eğer bir kimse kurban bayramı günlerinde yolcu ise yolcuya kurban kesme zorunluluğu bulunmamaktadır. Mukim ise kurbanını kesmesi gerekir. Kestiği bu kurbanı da mukim, zaten mukim, mukim ne demektir? Mukim evinde barkında oturan kimse demektir. Evet. Misafirliğe gitmemiş olan, yolcu olmayan kimse demektir. Eğer bir kimse söz gelimi İstanbul'da oturuyor, Ankara'ya akrabalarını ziyarete gitmiş Arefe gününden ve bayram bittikten sonra İstanbul'a dönecekse Ankara'da şeriatımız onu kurban telaşıyla mükellef kılmıyor. Ama eğer evinde, yurdunda, barkında kalacaksa, kendi ikametinde, kendi daimi adresinde bulunuyorsa, o zaman öncesinden kurbanını alması, ona bakması ve kurban gününde de onu kesmesi gerekir. Kestiği kurbanı da kendisi yer kolu komşuya yedirir fakir fukaraya dağıtır